bu Müslümanları da nazarı merhametiyle muamele etsin. Hepimizi ve geçmişlerimizi de affetsin. Hani neslimizi de namaz kılanlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyle diyor. Ya Rabbi neslimi namaz kılanlardan eyle. Hani az önce şimdi az bir şey söyleyeyim. Az önce kardeşle konuşurken. Bak kardeşler, İslamiyet'in şartı kaçtı? Beş. Bir, kelime-i şehadet getirmek. İki, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Beş değil mi? Bir insan mesela diyelim efendim ölmek üzeresin. Oğluna diyorsun ki oğlum benim 10 senelik hocam da bilir. 10 senelik oruç borcum var. Bunun şeyi verilir mi? Diyeti. Diyeti verebiliyorsun değil mi? Yapamadım, yapamadım, tutamadım. Veriyorsun. Oğlum işte şu kadar zekat borcum var. Verebiliyorsun. Oğlum hacca gidemedim. Benim yerime hacca gider misin? Ne yapar? Gidebilir. Peki oğlum be ben 15 yaşından 25 yaşına kadar namaz kılmadım. Allah affetsin. Benim namazlarımı kılabilir misin? Diyebilir misin abi? Diyemez. Ya bak öldükten sonra annenin, babanın bütün borçlarını ne yapabiliyorsun? Diyetini ödeyebiliyorsun. Ama namaz konusuna gelince bak gitti. Onun için Cenab-ı Hak bizi namaz konusunda ihlasla namaz kılmayı nasip. Çünkü namazın diyeti yok kardeş. Bak namazı ne oğlun senin yerine kılabilir, ne hanımın senin yerine kılabilir. Bak diğer günahlar, oruç borçlarımızı affet. Namazları da Allah isterse affeder de. Ama diyeti yok. Bak diyeti yok. Oruç diyeti oluyor, zekatı oluyor, hacı gönder. Ama namazda öyle bir, eğer zaten öyle bir şey olsaydı o zaman ne olurdu biliyor musun? Zenginler O için. zaman biz namazı yatsı namazına eve gittiğin zaman hanım yatsıyı benim yerime kılar mısın ya? Şu namazı benim yerime kıl derdim. Ya onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Hani oğlum şu namazı benim yerime kılsana ya. Ya Cenab-ı Hak ne diyor? Namaz. İmandan sonra namaz geliyor bak. Namaz. Zaten müminle kafiri diyor birbirinden ayıran nedir? Neredeyse namaz derecesine geldi. İki gözümün nuru diyor namazdır. Elimizden geldiği kadar namazlarımızı dünyadayken eda etmeye çalışalım. Onun için Cenab-ı Hak ihlas, bak samimiyetle namaz kılmak. Farz namazları kılmak. Namaz bir angarya değildir diyor. Namaz Allah'ın huzuruna bir davettir diyor. Davete hicabet ettir. Bir şereftir. Angarya gibi görmemek lazım. Allah namazı ineklere dememiş, öküzlere dememiş. Karınca bak bize muhatap oluyor. Eğer diyor peygamberimiz diyor ki bir insan namaz kıldıktan sonra ben Allah'la konuştum dese yalan değildir diyor ya. Doğru değil mi abi? Değil mi? Var mı? Doğru değil mi hocam? Kur'an. Heh. Yok ama namazda da Kur'an okumuyoruz mu? Aynı şey işte. Fatiha okuyorsun, Zammı Sure okuyorsun. Eğilerek yükselmenin adıdır namaz diye bir şey Ya eğilerek yükselmenin manası namazdır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp Cenab-ı Hakk'a muhatap oluyorsun. Bu bir şereftir. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi namazı hakkıyla arada beşerdir. İnsan kaçırabilir. Yapabilir ama hiç namaz kılmamak, hiç alnı secdeye gelmemek bu çok tehlikeli bir şeydir. Cenab-ı Hak bizi bundan muhafaza etsin. Namaz da kaçırdığımız zaman hemen de onun kazasını yapmayı da Allah bize nasip etsin. oluyor. Onun için üstad ne diyor? Aman diyor, aman. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan diyor, işi tehlikededir diyor. Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Avsiyonu.